Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Aç ve fakr. Mesleğimizin dört esasından iki tanesi. Aç nedir? Fakr nedir? Fakr. Çok acayip bir şey. Aç bir mikroptan tut, gökteki kuyruklu yıldıza varıncaya kadar insanın nihayetsiz düşmanları vardır. Ses tonu normal mı? Normal abi. Normal değil mi? Bir kulağım pek uçak basıncından hala devam ediyor. Bu konuşma normal değil misin? Tamam. Demek ki bir mikroptan tut, gökteki kuyruklu yıldızla varıncaya kadar insanın nihayetsiz düşmanları vardır. Ha abi. Tamam. Güzel bir cümle size paylaşacağım. Bir cümleyi. Şöyle diyeyim. Aç ve fakrı karıştıralım tencereye. Karıştır. Şöyle bir şey çıkar. Yokun varlığı çıkar. Yani yok varlık. Mesela cehalet gibi. Yani Adem gibi. Adem varlığın yokluğu. Vücutsuz vücut. Varlıksız varlık. Sıfatsız sıfat. Varlığın yokluğu. Vücudu yok ama vücudun ortaya çıktığı zeminsiz zemin. Yani yok varlık. Nasıl bir şey oluyorsa, çünkü bizim aklımız ilişki ve çelişkileri kurulduğu için, şey saat ona kurulmuş. Bizim aklımız ilişki, göz çiçek ilişkisi, karanlık aydınlık çelişki. Yani aklımız böyle bir makine yani. Usta cihaz diyor. Yani mesela bunu burunla göremezsin. Burunla kokusunu alırsın gibi. Şimdi aklımız da ne olduğunu bilirsen ondan ne isteyeceğini iyi bilirsin. Akıl nedir? İşitme aleti değil. Koklama aleti değil, bir aletmiş o da. O zaman akıl iz takip eder, bir cihazdır. Vahye muhataptır. Kalp değildir akıl. Ruhta değildir. Ayak değildir. Tamam. Şimdi akıl bir alettir dedik. Akıl bunu zor anlar. Akıl üstü böyle malzemelerimiz olursa anlarız gibi. Konumuz bu değil. Ama aç ve fakr insanda toplanırsa yok varlık. Cehalet gibi. Cehaletimizi kaldıran nedir İrfan? İlimdir. Öyle mi? Doğrudur. Evet, doğru. Yani cehaletimizi kaldıran ilim. Olmayan bir şey kalkar mı? Cehalet yok ki. Ama kalkıyor, şu baksana var. Gibi, bunun gibi yani. Yok varlık. Cehalet, cehalet ortadan kaldıran salih ilimdir. Var mı cehalet? Yok, vücud haricisi yok. Yani hariçte bir vücudu yok. Ama ortadan kalkıyor. Cehalet zemini yoksa ilim olmaz. Adem yoksa vücut olmaz. Ha, şimdi aç ve farklı olmasa da Allah'ın zatı olmaz. Biraz oldu mu? Oldu. Yani cehalet yok, vücud haricisi yok öyle kitap gibi. Ama var. Cehalet yok varlıktır. Hani cehalet sayfa elimde yazı gibi mi oluyor adam? Yani onu gösteren? Yok, sayfa değil de
harfler arasındaki boşluk. İlimle yok oluyor. He, ilimle yok olan ama olmayan bir şey yok olur mu? Yok varlık işte. Bak ne dedin Selahattin abi? İlimle yok oluyor. Olmayan bir şey yok olmaz ki zaten yok. Oluyormuş. Cehalet, cehaletin vücudu nasılsa, Adem'in vücudu nasılsa, hani Adem vücuda ayna, cehalet ilme ayna, aç ve fakr zata ayna. Tamam, şimdi biraz gidelim şimdi. Yokluğun varlığı mı demek abi yani? Yokluğun varlığına deliyim ya da. Varın yoku. Yok varlık. Yok. O yok var ama yani. Ama var. Yani insanın duyuyla, aklıyla keşfedemeyeceği, tutamayacağı, aklıyla göremeyeceği, aklıyla duymayacağı bir varlık. Yani bununla ben ne anlatmaya çalıştım? Akıl bir cihazdır. Bununla meşgul değil yani. Ancak bunu varlığını kabul eder. Mesela diyor ki, cehalet olmasa ilim nerede yapacağız? Yani iki tane zıttır. Cehaletin vücudu yok. İlim yapıyoruz. İlim yapınca ne kalkıyor? Cehalet kalkıyor. Yok ki kalksın. Ha, bunu akıl ancak bunu mantıken takip ederek biraz anlar, varlığını anlar ama keyfiyetini kavrayamaz. Peki ne oluyor? Başka bir sistemimiz devreye giriyor. Kalp giriyor. Kalp bunu hisseder. Adem'i hisseder. Mesela akşam güleceksiniz ama burnunuz tıkandı. Grip. İki burun tıkandı. Nefes alamıyorsunuz ağızla. Akşam karanlık. Şeytanların cirit attığı dönem. Hiç kimse yok. O zaman nasıl bir vahşet oluyor? Yok varlık. O anda maziden gelen bir tecrübe, ilim, irfan, fazilet, ne bileyim, bir Allah'ı tanımlama şeyler geliyor, seni o kuyudan çıkarıyor. Bunlar, yani şey için söyledim, aç ve fakr bir zemindir. Onun üzerine zat tayin ve teşahhus ediyor. Bunu bilme nispetinde. Aç ve fakrın kendisini bileceğiz. Zaten sistemsiz sistemi, açın vücudu yok. Fakrın da vücudu yok. Şimdi aç bir mikroptan tut, gökteki kuyruklu yıldıza varıncaya kadar insanın nihayetsiz düşmanları vardır. Bunlara karşı elindeki kuvveti hiç hükmünde olan cüz-i ihtiyarı vardır. Elem ve acı sebebi olan maddi ve manevi varlıklar ve hadiselerden kendini korumada güçsüz kalmaktadır. Bu noktada insanın hadsiz aksi bulunmaktadır. Fakr ise, bunlar lugati. İnsan, kainatın eksel envana muhtaç ve alakadardır. İhtiyacatı alemin her tarafına dağılmış, arzuları ebede kadar uzanmış. Arzu nereye kadar? İnsan ruhundaki bu ihtiyaçları giderememe noktasında hadsiz fakri vardır. Mesela bir an sonsuz ebedi istiyoruz. Elimizi geçmiyor. O zaman ne kadar fakirsin? Talep ettiğin kadar. Bu dünyada en zengin kimdir o zaman? Talep azlığıdır. Parası çokluğu değildir. Talep azlığıdır. İhtiyacını çoğaltmamaktır. Çünkü ruhen hadsiz ihtiyaçları vardır. Maddeten onu dolduramazsınız. Profesör olsan, servetin çok olsa fakrını dolduramazsın. Çünkü saymış olduğum madde bedenseldir, ihtiyaçlarını giderir. Kariyer,
veya nispi şeyler, mühendissin, ne bileyim, toplumda bir valisin, saygın duyuyorsun. Bunlar da nispi akla bakıyor, servet de bedene bakıyor, iyi bir arabaya biniyorsun. Ama ruhen taleplerini dünyada yok, kainatta yok. O zaman ruhen fakir olmak, neyle dolduracaksın o kuyuyu? Çünkü ruhen hadsiz ihtiyaçları var. Hadsiz ihtiyaç ise hadsiz farktır. Fakir. Hadsiz düşmana karşı insan nihayetsiz acizdir. Nokta istinada ihtiyacı vardır. O nokta istinat Kadir-i Zülcelal'dır. Demek ki acizlik, mesela Adem vücuda ayna dedik. Cehalet ilme ayna. Acizlik, kudreti mutlakaya, Kadir-i Zülcelal'i göstermesi için bir aynadır. Kadir'i göstermek için, kudreti göstermek için. Ne işine yarayacak? Acizsin, böyle bir varlığın kudretini iman ettin mi, teslim ve tevekkül ve tutundun mu, o zaman hiçbir hadise, hiçbir acizliğin getirisi seni ezemiyor. İkincisi çok acayip. Hadsiz ihtiyacata karşı insan nihayetsiz fakirdir. Mesela çok şeyi var. Ben biraz bu işlerden nasıl olduysa kader bizi meşgul etti psikolojiyle alakalı. Bugün de mesela o cinsten bir tane vardı. Şimdi insan o kadar ihtiyacatı var ki rüyan çöktüğün zaman animallah ne Yimpaş'ın müdürlüğü masaj çekmiş, genel müdür para etmiyor, birisi de var, ne Beykoz'daki villa adamın dediğini söylüyor. Dedi ki hiçbir şeyim olmasaydı da, Beykoz'daki villasını da kastediyor, Hamidiye değil ya, Hadimköy. Beykoz'daki villam, kendi söylüyor, Beykoz'daki villa, Hadimköy'deki fabrikam, hiçbir şeyim de olmasa da bu akşam huzurlu olsaydı. Garip garip şeyleri düşünmeseydi. Garipten kastım anladınız mı? Onu çare görmeseydi. Ne anlatıyorsun bunu? Nihayet, hadsiz ihtiyacata karşı insan nihayetsiz fakirdir. Noktayı istimdada ihtiyacı vardır. O noktayı istimdat Rahim-i Zülcemal'dır. Bak koltuğa bakın. Yaslanma beni aşağıdan aşağı düşmekten koruyor. Buna nokta istinat. Bu Allah'a iman anlamına geliyor. Tamam mı? Burayı tamam. Bir de insanın ruhen çok ihtiyacı var. Huzurlu olmak istiyor. Değil? Mesela diyor ki bir tane felsefeci, o sana bugün anlattım ya, ısındığım birisi. Benden önce konuşuyor da, hakimle konuşuyor, onu gönderdiler bana. Diyorlar ki diyor, Tanrı insanı çok mükemmel yarattı diyor. İnsan acizdir diyor, neresi mükemmel diyor. Felsefeci ya, basit adam değil. O acizliği ve fakirliğiyle mükemmeldir. Nasıl mükemmeldir? Diyelim ki insan ihtiyaçları bütün hepsi giderilse, bir anda her yerde olsa, hiçbir derdi olmasa, ölüm olmasa, ahiret denen bir inanca ihtiyacı olmaz. Ahiret inancı ihtiyaçlıktan çıkar. Demek ki bir kemali gösteriyor. Mesela acizlik kudreti aynadır. Fakirlik gani mutlaka aynadır. Yani rahimi mutlaka
Gani mutlaka aynı darlıktır. Şimdi cehalet yok de, yani insan diyor nakıstır. Niye cahil yaratılmış? İlim olur muydu? İlmi vücudu için cehil yaratılmış. Vücut için Adem yaratılmış. Acizliği için, yani kudret için aciz. Rahman ve Rahim için fakir yaratılmış. Anlamlandırmak için, yani insanı, peki bu soruyu nereden kaynaklanıyor? İnsanı sırf bedensel anlamlandırdığı için, insan dediği zaman bedeni anladığı için. Oysa ruhta böyle bir şey yok. Ölüm yoktur, ölüm var diyor, insan eksiktir diyor. Efendim insan bir anda her yerde değildir, dolayısıyla insan eksiktir. Ruhen böyle, ruhen bilseydi insan bedenen insan olmadığını, ruhen de hatta beden bir, hayaten, ruhen insan insandır. Bir de ahiretsiz düşündüğü için değil mi abi? Yani bunu ahireti demiyorum ona. Tabi ahiretsiz düşününce hakikaten dünya eksik. Ya böyle dünya olur. Gençliğin arkasına takmış ihtiyarlık. Baklavanın arkasına takmış tuvalet. Hayatın arkasına takmış ölüm. Böyle dünya olur. Ha. Ama orayı anlamlandırdığı için böyle bir şey orası adına lazım. Oranın kemalatındır. Kemalatındandır dünya. Çünkü burası zorasız olmaz. Burayı burayla izah edip bedeni ruhsuz izah edince, izah etmeye kalkınca böyle şeyler, çapraşık fikirleri çıkıyor. Yani dünyayı ahiretsiz, ahireti de dünyasız izah edersen, bedeni ruhen, ruhu bedensiz izah edersen, işin içinden çıkamazsın. Ya. Şimdi diyor ki, işte ey mağrur nefsim, hani bildiğin zaman, mesela şöyle bildiğin zaman, dünyada bazı şeyler talebimiz var, cevabı yok. Yani bir anda her yerde olayım, cevabı yok. Ama bilse ki, bu dünya orayı anlamlandırmak içindir. Orası için çalışıyor. Ustad öyle diyor. Bir tamamıya oraya çalışıyor. Ha, buradan oraya bakarsan anlamını buluyor. Bedeni terbiye etmek için gelmemişiz. Bedeni ruh için olduğunu bilirsen o zaman soruların ruha olur. Bedensel sorulan olur. Mesela ihtiyar oluyorum diyor, yaşlanıyorum. Nasıl mükemmellik diyor. Oysa beden ruhun elbisesi değil. Hanesi ve yuvası. İşte ey mağrur nefsim, sen o seyyahsın, şu dünya ise bir çöldür. Çölde Karadeniz'in yeşilliğini arıyor. Bak ahirete nispeten, ahirete aç, dünya çöl değil. Ama dünya çöldür diyor. Ahirete nispeten hiçbir şey yok. Çölde ev yok. Hayvanlar yok. Kuzu koyun yok. Dağlar tepeler yok. Yeşillik yok he. Pamuk yok, bir şey yok. E çöldür. Ahirete nispeten çöldür bak. Dünya ise bir çöldür. Sen bir seyyahsın. Sabit kabul etti kendisini. Aczin ve fakrın hadsizdir. Aczin ve fakrın hadsiz, o zaman gücü ve zenginin hadsiz olması lazım. Tam tersine, bak, aczin ve fakrın hadsiz, düşmanın hacatı nihayetsizdir. Nihayetsiz acizsin, düşmanın da nihayetsizdir. Çok çok acizsin, çok düşmanın var. Çok fakirsin, çok ihtiyaçların var. Çift katlı, yani önerme de demiyorum. Karesi yani, olayın karesi ya, yani, çift. Madem öyledir, şu sahranın malik ebedisi ve hakim ezelisinin ismini al. Anlamlandır. İsim yani mesela internete veya telefonla oltu diyorsunuz değil mi? Telekom var, oltu var. Başka ne var? Vodafone var vesaire değil mi? Alıyorsun ismini.
veya işte sen yapıyorsun tekstili, sen üretiyorsun, adam sırf ismini yazıyorsun. Tişörtün iki katına çıkıyor mu İbrahim? Çıkıyor. Kardeşim bu işi yaptığı için söylüyor. Tişörtü belki de Çin'de yapılıyor, Türkiye'de yapılıyor. Yani adamla hiç alakası yok. Bezi de Türkiye'nin, işçiliği de Türkiye'nin üzerine X yazıyorsun. Normal fiyatı 10 lirası 20 lira. Öyle mi abi? Belki de 10 katı yani. 10 katı değil mi? Sırf o. İsim. İsim. Türkiye'de mesela gitti Mercedes'e Renault motoru takmış. Kaportada Mercedes var. Ahmak bizimkiler de alıyor. Gerçekten. Şimdi Mercedes'e bilmem hangi modele yapmış. Bak, Renault motoru. Renault al, niye iki kat, belki de beş kat fazla veriyorsun? Yani niye bunu söylüyorum? Onun ismini al. Ne kadar basit bir kelime. Bak şimdi tişört, belki de 10 katı değil mi? Senin kardeşin belki de 10 katına satıyor onu. Ama normal Türkiye'den alsan onu, Türkiye imal ediyor onu. Adam onun ismini vuruyor. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Yani titremeden kurtulasın. Çok acayip. Mesela onun ismini almaktan gayşo. Allah rızkı taahhüt etti mi? Etti. Garanti verdi mi? Zulmen öldürülenler hariç bir odaya hapsettin, su ve ekmek vermedin. Ha ölü öldürdün, ha mermi sıktın. Farkı var mı? O değil. Afrika'daki insanların suyunu, petrol ya, ekmeğini yani madenini, altınını gasp etti. Silahla çoğusunu öldürdü, diğerlerini hapsetti. Öyle bu zulmen ölüyor. Açlıktan ölmüyor. Tamam mı? Şimdi bir şey anlatmak için söylüyorum. Allah rızkı taahhüt etti mi? Niye endişe ediyorsun? Ama imanı taahhüt etmedi. Ondan endişe etmiyorsun. Allah imanınıza kefilim. Taahhüt altına aldım. İmansız kimse gitmeyecek. İlminize kefilim. Kimse cahil kalmayacak. Dedi mi? Yok. Taahhüt ettiğine koşuyoruz. Taahhüt etmediğine koşmuyoruz. Düşündün mü İbrahim bunu? Ne kadar ters bir şey ya. Ne kadar garip değil mi? İşte ismini al bu yani. Yani rızkı taahhüt ettim diyor, peşine koşuyoruz. İmanı taahhüt etmedim diyor, peşine hiç koşmuyoruz. İlmi taahhüt etmemiş. Rızkı istediğime veririm diyor. İlmi de isteyene veririm. Yani ismini almak bu yani. Ya o zaman niye başımızda dertler, sıkıntılar şey yapıyor? Üzüleceğimizin sırasını koyamadığımız için. En başta elzemler, sonra lüzumlar konulur. Sen rızkı dert edinirsen, imanı dert edinmezsen Allah tepene bu mevcudatı yıkıyor işte. Altına eziliyorsun. İsmini al. Onun adına, onun isim almak ne demek? Bir daha söylüyorum, çok önemli. وَعَلَّمَ آدَمَ اسْمَيْ كُلَّهَا Ben isimleri Adem'e öğrettim. Yani sistem isimdir. Sistem, sistem. Fıtratını takip etmek, ismini almaktır. Yoksa ver bana bu ismi. Üzerine, hani ben anlamak için tişörtün üzerine. Yoksa bu da değil yani. Bak örnek veriyorum, temelden örnek veriyorum. Ve alleme Adem'e esme külleha. Ben Adem'e isimleri öğrettim. Fıtratına koydum. Motoru kurdum. Sen bir marş basacaksın. Yani o fıtratını takip et. İsmini al. Fıtratını takip et. Aynı şey. Yalan söyleyerek, yani fıtratını inkar ederek, yani fıtratına zıt yaşayarak kendini ortadan kaldırma. Fıtratını yaşa. Kendini inkar etme. Bunun bedeli nedir? Dünyada sıkıntıdır. İlaçla götüremezsin. 7 senede kullansan bile.
Sorun temeldedir. Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki. Ya nasıl bir kelime? Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim değil ya. Tamam, sureti budur. Her şeyin dört şeyi var. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Sureti, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Kanuniyeti insanda. Rızkı derut ettim, rızkı derut ettim, rızkı derut ettim, rızkı derut ettim. Ne etti hakikatin? Ben Allah'ım, ben Allah'ım, ben Allah'ım, ben Allah'ım. Allahsız düşünme, Allahsız düşünme. Tamam. Mahiyeti nedir? Bu geminin 99 hissesi ona ait, bir tanesi sana ait. Buna teslim ve tevekkül et. Bak, rahat edeceksin. Neyin üzerine duruyor? Onun ismini al. Anlamadık bu. Ne demek ismini aldık? Aldık. Hani misal veriyor, ben falancanın ismini dolaşırım. İsimden çıktım yola, Adem Aleyhisselam'a isimleri öğrettik diyor. Yani fıtratına yerleştirdik. Yani o isimleri hamur yaptık. Hamur yaptık. O ismi al demek, fıtratında var olan o yazılımı takip et. Fıtratını yaşa. Mesela ismini almıyorsun. Nedir o? Rızkı taahhüt ettim diyor. Onun peşine koşuyorsun. Koş da. Rızkını ara o kadar. Ama imanı taahhüt etmedim diyor. En önemlisi. Hiç alakalı değil. Bak ismini almıyorsun. Fıtrat bu değil. Evet. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki. Yani fıtratını takip etmek. Senin nihayetsiz aksin ve fakrin seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip ona bağlayıp Kadir-i Rahim'in dergahında, Kadir-i Rahim'in dergahında, dergah demek kemal bulunan bir yer. Kadir-i Rahim'in dergahında. Yani en sureti manası dünyada ama bizim lisanda Kadir-i Rahim dergah bedendir. Bedende acz ve fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Hayatına şahit olacaksın şöyle. Benim organlar çalışıyor mu? Hepiniz çalışıyor değil misiniz? Böyle bak. Şöyle karaciğer, böbrek, dalak vesaire kan. Hangisine hakimsin? Yani burada şahit ol Allah'ın icraatına. Bak ha işte. Taahhüt atmış, taahhüt altına almış, garanti etmiş. Hayatı devam ettiriyor. Ha işte, hiçbirisi benim irademle değil, benim dışımda. Dergahında seyrediyorsun zaten, bu dergahında seyrediyorsun. Allah'ın Kadir-i Rahim olduğunu dergahında seyrediyorsun. Tezgahında çünkü. Kadir ve Rahim olduğunu. Sistem çalışıyor. İki isim vardı ya. Kadir, Ad, Rahim, Fakr. Seyret işte. Bak şahit misin böbreğin çalışmasına, kanın, kalbin pompalanmasına? Bu kadar acizdin. Kadir'i seyrediyorsun. Nerede? Dergahında, tezgahında. Peki, rahim, fakr, ihtiyacımız gideriliyor. Mesela bir tanesi de şu andaki bu ders, sohbet. Ruhen gıdalanıyorsun. Nasıl ki zil mi çaldı? Nasıl ki güzel bir ses, kulağın ihtiyacı, güzel bir koku burnun, güzel bir mana, kalbin, güzel bir fikir, aklın ihtiyacı. Sofra yani. Allah Resulü şu sohbete sofra diyor. Çünkü maide-i Kur'aniye deniliyor. Ben niçin üzerine durdum buna? Kadir-i Rahim'in dergahında. Dergah, insan. Ya, yani aç ve fak. Niçin insan? Aç ve fakirlik nerede en fazla ise orası. Sığırın
sığırım bu kadar aciz ve fakir mutlak değil. Acizdir ama acizi mutlak değil. Fakir ama fakir mutlak değil. Sığırın gözlük derdi yok. Uçak derdi yok. Ota ve suya. Eve de ihtiyacı yok. Bir ağacın altına yatar. Evet diye bir problemi yok. Kadir-i Rahim'in dergahında at, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Şefaatçi yapar yani. Şahit oluyorsun ya şuraya. Ya Rabbi, ben bana malik değilim. Ben bana hakim değilim. Bu sistemi çalıştırıyoruz. Ya Rabbim, emanete ihanet etmeden, emanete mukayyet olarak yaşat ve öyle emanete al diye. Bunlar şefaatçi yapıyorsun. Nasıl şefaatçi? Şahit olduğunu söylüyorsun. Ya Rabbi, kalbime, tansiyonuma, vücuduma, böbreğime hakim değil. Bak şefaatçi yapıyor. Sen yapıyorsun. Duana vesile, yani bir şey ifade etmek için kullandığı bir zemin, malzeme. Zaten şahitsin. Tezgahında şahit. İnsan kainatın ekser envana muhtaç ve alakadardır. Gökteki yıldızlardan gezegenlere kadar, hatta görmediğimiz, ancak duyduğumuz, işittiğimiz haberle ahirete alakadarız. Merak ediyor. Gördüğüm şu. Şimdi açık havada semaya bakmadınız. Şimdi istemez miydiniz o yıldızlara dolaşmayı? Ne var ne yok ya. Ben bazen böyle galaksiyle alakalı, böyle feza ile, evrenle alakalı bazı arkadaşlar böyle 3 dakika 5 dakikalık kesmiş bana video getiriyor. Geçen bir tane seyrettim böyle. Dalıyorsun tamam böyle yıldız galaksiye doğru. Öyle merak ediyorum ki. Aa, oraları gezmek de tükenmez ha. Sırf cennete desem ki ya Rab beni cennetten çıkar bu semai dünya. Daha birinci semanın neresi belli değil. 7 kat, ikinci katta ne var bilmiyoruz. Şu yıldızlarda bir dolaşayım ya. Değil mi? Şimdi adam Şili'yi merak ediyor. Ta nerede nereye gidiyor. Denizin çekilmesini merak edip Türkiye'den Kuk Safi'ne geliyor. Öyle acayip bir şey. Peki insan cenneti merak etmez mi ya? Peki daha ilerisi insan kendisini merak etmez mi? Daha ilerisi insan Allah'ı merak etmez mi? İnsan kainatın ekseren varına muhtaç ve alakadardır. İhtiyacatı alemin her tarafına dağılmış. Arzuları ebede kadar uzanmış. Bir çiçeği istediği gibi koca bir baharı da ister. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi ebedi cenneti de arzu eder. Bir dostunu görmeye muştak olduğu gibi Cemil-i Zülcelal'i de görmeye muştaktır. Mesela sevdiğiniz birisini düşünün. Kaç ay ondan yani burnunuza tutma zanneder ya, burnuma tuttu diye. Bir dostunuz düşünün, evladınızı düşünün, evladınızı, eşinizi. İnsan ne kadar, mesela kaç ay uzak durabilir? Ezeki? Uzak duramaz. Duramaz değil mi? Duramaz. Annem baban kaç günlüğüne gitmişti Türkiye'de Ezeki? 4 hafta. Kaç? 4 hafta. Bak nasıl ezberlemiş. Vurdu değil mi kafana? Ya. Acayip bir şey ya. Şimdi... Dedeni görmek istemez misin? Sevdiğin babaanneni görmek istemez misin? İbrahim senin babaannen seni yetiştiren. Çok bahsedersin ya. Babaannendi değil mi? Hmm. O senin hani şeyler söylüyordu. Görmek istemez miydin şimdi? İsterim oğlum diye istemiyorum. Ya. İşte diyor ki bir bahçeyi arzu ettiği gibi ebedi cenneti de arzu eder. Bir dostunu görmeye müştak olduğu gibi müştakız beni yaratan Zat-ı Cemil-i Zülcelal'de görmeye müştaktır. Allah'ı görmeyi istemez misin? İhtiyacın yok mu öyle bir şey? Yani ihtiyaç hissetmiyor musun? Allah nasıl bir şey? Dünsel mi diyordun İrfan? Yani Allah yani birisi anlatıyordu burada ya. Allah her şeyin böyle
Nasıl sahibi ya, nasıl bir şey ya? Çok orijinal olurdu demiş ya. Nasıl demiş? Hapishanede biriyle konuşmuşsun da çok orijinal olurdu demiş ya. Çok orijinal olurdu. Allah görse ne yapardın? Görmek istemez miydin dedi. Çok orijinal bir şey dedi. Allah ihtiyaç mıdır dedi. Adam hiç ses yapmadı. Bir tanesi. Allah ihtiyaç mıdır dedi. Ateist ha. İnanmak bir şey, ona anlam katmıyorsun inanarak. İnandığın şeye bir anlam katmıyorsun. Orada deniz var ha, o deniz. Denize bir şey katmıyorsun. Aa, bu kalem, buna bir şey katmıyorsun. İnanmak ihtiyaç mıdır? İnsan en çok nereden korkar? Kendinden mi? Kendinden. İnsan en çok özgürlükten korktuğu için kendisiyle tanışırsa özgür olacak. İnsan özgürlükten korktuğu için putları imal etmiştir. Anladınız mı? Putları onun için imal etmiştir. Hariçten kendisinin dışında bir şeye dayanma ihtiyacını hissediyor. Kendisini tanısa, anlamlandırsa, kendisine taşınsa, kendisiyle barışık olsa, kendisiyle bir tanışsa var ya, hür olacak. Yani bu bedensel kayıtlamalardan, bedensel hazlardan kurtulacak ya. Kısacası İbrahim, insan özgürlüğü nispetinde kayıtlayıcılıktan çıkıyor. Yani insan, peki özgürlük nedir? Aslı fıtratını tanımak, ona uygun yaşamaktır. İnsan özgürlüğünden korktuğu için, ki Amerika'da hür yaptığı şeyleri, siyahları, sencileri, akşam üzeri efendilerinin yerine tekrar geldiler. Biz kendi başımıza ayakta duramıyoruz. Biliyorsunuz değil mi? Bu kölelik kalktı Amerika'da. Köleydi ya şey, zenciler. Kölelik bunu attı. Kalktığı zaman ne oldu merak etmedin hiç. Bir anda bir gündüz biz karar aldık. Kölelik yasak. Köle getiriyorlar diye Afrika'da. Hep köleydi Amerika'daki. O zenciler köleydi. Afrika'dan getiren köleydi. Köleydiler orada da. Bir kanun çıktı. Kölelik yasak. Onlar da insandır. Tartışmışlar mecliste yani. Bu zenciler insan mıdır acaba? En son kabul edilmiş. İnsanmış ve kölelik. Peki ne yaptılar o köle? Sabah hepsi hür oldular. Ne yaptılar biliyor musun? Akşam üzeri tekrar efendilerine geldi. Biz hür olmak istemiyoruz. İşte bu derslerle bir sahne okuyun, hür olacaksın diyorsun. Yok, biz istemiyoruz. Biz köle. Yani bedensel hazları, bedensel dayatmalara mahkum olacaksın. Bak şurayı bir de okuyorum. Bir dostunu görmeye müştak olduğu gibi Cemil-i Zülcelal'i de görmeye müştaktır. Başka bir menzilde duran bir sevdiğini ziyaret etmek için o menzilin kapısını açmaya muştak olduğu gibi berzaha göçmüş %99 ahbabını ziyaret etmek ve firak ebediden kurtulmak için koca dünyanın kapısını kapayacak ve bir mahşer acayip olan ahiret kapısını açacak. Bir mahşer acayip. Acayiplerin sergilendiği bir mahşer. Bu ahiret kapısını açacak. Dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak ve koyacak bir kadir-i mutlakın dergahına irticaya muhtaçtır. Allah onun için ihtiyaçtır.
Onu söyledim, bir gün benimle konuşmadım. Ben zannediyordum ki konuşmuyor benimle. Meğer öyle şok olmuş ki. Bir gün sonra, evet, insan böyle bir varlığa inanma ihtiyacı var dedi. Kendisi ekledi. Ondandır ki kimisi puta, kimisi kadına, kimisi paraya tapıyor dedi. Paraya kim tapıyor? Yani her şey ona bağlamış. Mesela parasız iş olmaz, her şey parayla bağlıdır diyen puta, paraya tapıyor. Paraya tapıyor. Bunu gaye edin. Evet. Dinikum, dinarikum, kıbletikum, nisayim. Kıblesi kadın. Dininde para. Parasız hiçbir şey olmaz. Para her şeydir diyen, her şeyini feda eden bir şahsiyetsiz insandır o. Her şeyini para için feda eden ancak diyebilir o söz. Para her şeyi yapar diyen, para için her şeyi yapan insandır. Para her şey değildir. Her şeyin içinde bir şeydir. Parayla vicdan alamazsın, hayayı alamazsın, tamam? Vefayı alamazsın, kadir şinaslık alamazsın, kemalat alamazsın, öyle mi? Alamazsın. İşte şu vaziyette bir insana hakiki mabud olacak, yalnız her şeyin dizgin elinde, yani mesela ben yaşadığım için söylüyorum, burnun kapandı, grip. Nefes alamıyorsun. O anda tepeni biniyor işte şeytan. Ümitsizliği ya tamam aşığın gitti falan. O zaman kim yardım eder? Yalnız her şeyin dizgin elinde, her şeyin hazinesi yanında, her şeyin yanında nazır. Yani her şeyin yanında nazır. Her şeyin yanında bulunuyor. Her mekanda hazır. Mekandan da münezzeh, acizden de müberra. Yani senin dertlerini def edebilecek kadar güçlü. Kusurdan da mukaddes. Bak böyle bir Allah lazım bize. Kusurdan mukaddes olacak. Her şeyin dizgini onun elinde olacak. Her şeyin hazinesi onun yanında. Her şeyin yanında nazır. Her mekanda hazır. Mekandan münezzeh. Acizden müberra. Kusurdan mukaddes. Nakıstan mualla bir Kadir-i Zülcelal ve bir Rahim-i Zülceman, bir Hakim-i Zülkeman olabilir. Allah böyle bir şey. Buna ihtiyacın olmaz mı? Nasıl bir şey? Her şeyin dizgini elinde olan birisine değerme ihtiyacı yok mu? Her şeyin dizgini onun elinde olsun. Her şey, her ihtiyacın onun hazinesinde olsun. Her şeyin yanında olsun. Her mekanda hazır olsun. Mekanda da münezzeh olsun. Acizden mübarek olsun. Kusurdan da mukaddes. Nakıstan mualla bir Kadir-i Zülcelal, bir Rahim-i Zülceman, bir Hakim-i Zülkemal olabilir. Böyle bir Allah ihtiyaç yok mu ya? Böyle bir şey. Saydığımız şey. Ne diyorsan bir Allah diyoruz da. Kimileri God diyor, God diyor. Ama böyle bir şeye ihtiyacımız var. Ya böyle bir şeye iddia ihtiyacın yok mu? Aciz değil misin? Ama nihayetsiz güçlüye. Her yerde olmak istiyorsun ama bir yerdesin. Böyle bir zata. Psikolojik bozukluğun var. Şimdi güçlü birisine ihtiyaç yok mu? Allah inancı ihtiyaçtandır. İnancın kendisi ihtiyaçtır abi. Evet. Ya. Evrimi kabul etsen bile evrim bile seni buraya getiriyor. Evrim diyen insanlar bile inanıyor ya. Evrimin neticesi bile inan. Yani ruhen evrim var zaten. Tekamül demektir ya evrim. Kemala doğru gidiş. Yani biz çekirdek olarak yaratıldık ruhen. Noktayı kemalimiz var oraya evrile devrile çevrile gidiyoruz. Kemal bulmak yani. Kemala doğru gitmiyoruz. Evrim manevi var ya. Evrim geçiriyoruz, devrim geçiriyoruz. Bedensel değil. E buraya kadar getirmiş evet. Yani adam evrimin ruhsal kemalat var ya. Yok mu? 10 sene önceki halin bu mu Murat? Ne yaptın? Kemal buldun. Ha bizim
Bizim lügatta kemalat, biyolojide evrim. Yani önce evrim demek önce ile sonraki halin arasındaki fark. Değişim. Değişim var evet Selat. Değişim zaten değişim için geldik. Onu anlatıyor. Atitsin diyor. Buna dayan diyor. Çünkü nihayetsiz hacat insani ifa edecek ancak nihayetsiz bir kudret ve muhit bir ilim sahibi olabilir. Öyleyse mabudiyete layık yalnız odur. İşte şu altı cihette ünsiyet ve teselli değil, belki dehşet ve vahşet aldığım onlara mukabil benim elimde bir cüz-i ihtiyarından başka hiçbir şey yoktur ki ona dayanıp onunla mukabele edeyim. İnsan elinde hiçbir şey yok. Şimdi kalbinizi sizin elim, bizim elimizde mi? Yok. Kanın atışlı. Nabız değil mi? Yok. E kime, kimin elinde? Kim kurmuşsa onun elinde. Ona dayanma ihtiyacı var. Şey elimizde olsaydı benim şimdi boynum ağrıyor. Ağrıyı giderirdim. Ya. Elimizde bir şey olsaydı yani. Ya. Yani gücümüz yetseydi benim şimdi buram ağrıyor. Niye gidemiyorum? Bir tanesi demiştim ki sana bekayı kim vermişse o bakidir çünkü onu bu özelliği olmasaydı bunu sana veremezdi. En mantıklı iş işte beka istiyorsan bakiye dayanmak veya fani olan bedene dayanmak. Bir tanesini seç. İman o cüz-i la yete ceza hükmündeki cüz-i ihtiyari yerine gayri mütenayi bir kudrete istinad etmek için bir vesika verir ve belki iman bir vesikadır. İman vesikaymış. Halbuki o cüz-i ihtiyarı denilen silah insani. Yani insan elinde olan bir cüz-i ihtiyar var. Neymiş o? Hem acizdir. Hem kısadır, hem ayarı noksandır. Bu cüz ihtiyar icat edemez. Kesten başka hiçbir şeyin de gelmez. Bunu kaldıramaz. Bunu kaldırmak isterim, kesp. Kaldırmak istiyorum. İradi cüziyem kaldırmak istiyorum. İradi külliye devreye giriyor. Ve irade külliye devreye girdikten sonra kudret-i Rabbani bunu halk ediyor. Bende bir istek var. Ama ben istememle bunu kaldırmam aynı anda olduğu için istememle istemem yetiyor zannettim. Bunu kaldırma istemem yetiyor. Ben istedim ben kaldırırım. Hayır. Sen istedin başkası kaldırdı. Asansör gibi. Bastın gitti. Mesela 500 sene önceki bir adamı düşünün. Bir 15 katlı binanın aşağısındasınız. Merdivende iki tane ayrı merdiven çıkıyor. Tamam mı sağdasın? Hadi bakalım hangimiz çıkacağız? Ama 500 sene önceki adamı getirdim. Şimdi hadi başla dediğin zaman sen merdivenden çıkmayıp asansörden çıksan. Seni tepede görse. Şaşırmaz mı? Asansörü bilmiyor. Ne der yani asansör bilmiyor? Allah Allah. Mesela Geylani 800 sene önce, Geylani zamanında 10 bin metre havadan sabahında kahvaltı yapacağız. Arkadaşlar 10 bin metrede havada kahvaltıya geliyor musunuz? Havada kahvaltı yapacağız. Hadi 4 kişi kahvaltı yapalım. Ne derler 800 sene önceye? Derler ki Geylani olmak lazım. Öyle mi? Şimdi uçak biletini alıyorsun, 10 bin metrede kahvaltı yapıyorsun. Yani bakın, ve insan sırf istiyor, istemesiyle Allah'ın istemesi aktif oluyor, o da istediğim kudreti devreye girip yaratıyor. Ama karıştırmayın bakın, istememle olmam beraber olduğu için istemem yetiyor zannediyorum. Bu istek ya, kaldırmak istiyor. Bunu kaldırabilmek için bu vücut lazım, bu kaslar lazım, sinirler lazım, yani bu dokular lazım. Buna hakim değilim ki. Ben kaldırdım. Kaldırmayı ben istedim.
Bir daha okuyayım şimdi bunu o zaman. Halbuki o cüz ihtiyari denilen silah insani hem aciz, hem kısadır, hem ayarı noksandır, icat edemez, bunu kaldıramaz. Kesten, istemekten başka hiçbir şey elinden gelmez. İman o cüz ihtiyari Allah namına istimal ettirip her şeye karşı kafi getirir. Bir askerin cüz'i kuvvetini devlet hesabına istimal ettiği vakit binler kuvvetinden fazla işleri görmesi gibi. Hiç adam bir elbise var, polis elbisesi değil mi? Bizim köye işte havalimanına toprak şey yapacak, alacak. Şirketler falan, halk birbirine girmiş. Onlarca insan, jandarma geliyor. Adam şey elbise var, silahında bir tane tabanca yani. Hiçbir şey yok. Hadi geçin, otur. Arkamdan ses çıkmasın, bir kişi sen, oradan bir kişi gelsin. Neyle yapıyor? Bir elbise ya. İsmini almış, jandarma. İşe bak, ismini alıyor. Devlet namına hareket ettiğini alamet. Biz de iman, Allah adına hareket ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim, besmele, Allah adına, bak jandarma diyor. Birbirini yiyecekler ya, vuracaklar. Sen nasıl gülersin benim tarlama? Atar. Peki. Tar, sos. Bir kişi oradan gelsin. Bir kişi seçin. Tamam efendim. Tamam efendim, gel. Tamam, hadi bakalım, dağılın. Hiçbir şey yok, silah da. Devlet adına isim almış. Aynı adam gömlek giyse, onu da döverler. Öyle değil mi? İsmini almış ya, jandarma, vesika. Benim dershaneye basmışlar geçen, küçük çekmece. Sivil, polissiz dedi. Evranı göster. Dedi kimliğin, tam kimliğe bak, içeri giremezsin, savcı kağıdı ver. Bak, ismini baktık, tamam, al kimliği. Anladın mı? Yani bunu biz de zaten dünyada da yaşıyoruz bunu. İman bir vesikadır ya. Ne geçmiş zamana hulul edebilir ne de gelecek zamana nüfuz edebilir insan. Mazi ve müstakbele ait emellerime ve elemlerime faydası yoktur. İman dizginini cismi hayvaninin elinden alıp, iman demek cismi hayvanı bu. Bak, iman dizginini cismi hayvaninin elinden alıp kalbe, ruha teslim ettiği için maziye nüfuz ve müstakbele hulul edebilir. Çünkü kalp ve ruhun daire-i hayatı geniştir. İmana bak. O ve vesikaya bak. Bak bir daha söylüyorum. İman dizgin var ya, insanın dizgini elinden alıyor. Hayvaniyetten kurtarıyor. Bedensel dayatmalardan, hazlardan insanı kurtarıyor. Kalbini, ruhuna başka ulvi şeyler gösteriyor. İman yapıyor. O cüz-i ihtiyarının meydan-ı cevelanı kısacık şu zaman hazır ve bir ani seyyahtır. Geçmişe geçemez. Geleceğe de geçemez. Yani şu, geçmişte yaptığımızda var ya Murat, şimdi onu tercih edebilir misin? Yani olmuş olanları olmamış tercih ediyor. Var mı öyle? Yani yürümedim, yürümüş kabul ederim. Yani geçmişteki fiiliyatımızı, ihtiyarımızı da değiştirebilir miyiz? Yok. Gelecekte bir sene sonra olacak işte namaz kılmalarımız yaşarsak. Veya patron para verecek, parayı sahip almak, ondan da iyi anlarız şimdi. Para elimize geçmiş olabilir mi yani böyle bir şey? Hadi ver, ihtiyar bu. Almış olur musun? Demek ki ihtiyar ne geçmişe geçiyor, ne geleceğe, ihtiyar. Yani geçmişte olanı yok, yoku da var, yaptıramazsın, tercihin yok. Gelecekte patron sana para verecek, şimdiden geleceğe geçiyoruz, ver maaşı. Yapamaz.
Diyor ki ihtiyar andıdır. Bu kadar basit ya. O cüz ihtiyarın meydanı cevelanı kısacık şu zaman hazır ve bir anı seyyadır. Andadır. Yani an için ne olacak işte bu? İşte şu bütün ihtiyaçlarımla ve zayıflığımla fakr ve azimle beraber altı cihetten gelen dehşetli ve vahşetlerle perişan bir haldeyken kalemi kudretle sayfi fıtratımda ebede uzanan arzular ve sermede yayılan emeller aşikar bir surette yazılmıştır. Mahiyetimde derc edilmiştir. Ne bunlar okuyoruz? Aç ve fakrın çeşitli sahalarda. Ondan sonra devam ediyor bu acizlik, fakirlik. Şuradan bir şeyini okuyayım. Aç ve fakrın, ben atlıyorum. Aç ve fakrın veriliş gayeleri ve kullanışı. Niye verilmiş? Ondan birkaç tane paragraf okuyayım keseyim. İkinci nükte, insanda iki cihet, iki vecih var. Birisi enaniyet cihetinde şu hayat-ı dünyeviye nazırdır. Diğeri ubudiyet cihetinde hayat ebediye bakar. Evvelki vecih itibariyle öyle bir biçare mahluktur ki sermayesi yalnız ihtiyardan bir şare saç gibi cüzi bir cüz ihtiyarı ve iktidardan zayıf bir kesp ve hayattan çabuk söner bir şule, ömürden çabuk geçer bir müddetçik ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. O haliyle beraber kainatın tabakatında serilmiş hadsiz envan hesapsız efradından nazik zayıf bir fert olarak bulunuyor. İkinci vecih itibariyle, bak insan böyle, niye verilmiş? Gayesi ve kullanışı bak. Bunu söyledi bak diyecek sonra. İkinci vecih itibariyle, bilhassa ubudiyete mütevecci, aç ve fakr cihetinde pek büyük bir ruhsatı var. Böyleyken, bak bir de okuyayım. İnsanda iki vecih var. Bunu anlasak tamam keseceğim. İnsanda iki vecih var, yön var. Birisi enaniyet cihetinde şu hayat-ı dünyeviye nasırdır, diğeri ubudiyet. Birisi enaniyet, diğeri ubudiyet cihetiyle hayat ebediye bakar. Birisi enaniyet ile bu dünyaya bakıyor. Kimisi ikinci tarafı ubudiyet cihetiyle ahirete bakıyor. Yani insandaki enaniyet cihetiyle şu, öyle bir biçare mahluktur ki sermayesi yalnız ihtiyardan bir şare. Yani andadır. Geçmişe geçemiyorsun. Geleceğe de geçemiyorsun. Hani geçmiştekileri olmamış yapabilir misin? Yaşanmışları yaşanmamış olabilir. Yapabilir misin? Gelecekte yaşanmamışları yaşanmış yapabilir misin? Yani nesin o zaman? Geçmiş ve geleceğin yok. Ha, ubudiyet cihetine geçelim. Bilhassa ubudiyete müteveccih arz ve fakr cihetinde pek büyük bir vüsatı var. Yani bakın, enaniyet cihetiyle geçmiş ve geleceğe geçemiyorsun. Ama ubudiyet cihetiyle insanın acizliği ve fakirliği çok büyük bir geniş sahası var. Geçmişe geçemiyorsun, acizsin. Geleceğe geçemiyorsun, acizsin. Bütün ihtiyaçlar gideremiyorsun, fakirsin. Geçmiş dolu ne kadar ihtiyaçların vardı? Niye gideremedin? Fakirdi. Niçin geçmişteki düşmanlarına mukabele edemedin? Çünkü acizdi. Bak acizlik geçmişte var. Acizlik gelecekte var. Büyük bir vusatı var. Pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Çünkü Fatır Hakim insanın mahiyeti maneviyesinde nihayetsiz azim bir aç ve hadsiz cisim bir fakr derc etmiştir. Gafura bunu söylersin. Ne hadsiz ve nihayetsiz araştırıyor ya. Birisi acizliktir, birisi fakirliktir. Bir daha. Çünkü Fatır Hakim, Fatır Hakim, Fatır'ı anlatıyorum.
mekansız, maddesiz, zamansız, mukayesesiz, taklitsiz, nüminesiz, macelesiz, modelsiz, misalsız, ilk ve son yapan Allah. Bunu yaparken hikmeti takip ediyor. Yani dört tane şeyi takip ediyor. Hakim o. Allah canibinden, beşer canibinden, esmanın iktizası, ahireti netice verecek şekilde. Allah icraat yapıyor. Bu da dördünü bir anda görebilen hikmet ehli oluyor. Hikmet ehli kim? Allah canibinden kudretin azameti altında bakan Allah canibi. Beşer dünyası, atf-ı fakrın, sistemin yani aynı darlığı, dünyayı duyar. Bir de gidecek olduğu yere göre muamele görmesi, fiiller olması. Bu bütünsellik var ya, dört tane. Çekirdek, meyve, ağaç, ağacı manevi tarafı, makine. Bu da hikmet. Demek ki insan bak, Fatır-ı Hakim, insanın mahiyetine, insanın mahiyeti maneviyesinde, insanın mahiyeti maneviyesinde nihayetsiz azim bir ad, nihayetsiz acizlik, hadsiz cesim bir fakr derc etmiştir. Niye? Niye koydu bunu? Bak şimdi. Ta ki kudreti nihayetsiz ve kadir-i rahim ve gınası nihayetsiz gani-i kerim bir zatın hadsiz tecelliyatına cami geniş bir ayna olsun. Yani ayna olsun derken hani aynaya bakıyoruz da saçımızı tarıyoruz ya, o değil böyle. Mesela kokulara kulak, burun aynadır. Seslere kulak aynadır. O gösteriyor. Bakın aynayı görüyor musun? İlime akıl aynadır. Muhabbete, aşka, sevgiye kalp aynadır. Orada gözüküyor. Orada anlamlanıyor. Şimdi Allah niye kudreti insanı aciz yarattı? Ta ki kudreti nihayetsiz kadir-i rahim. Kudreti nihayetsiz. Niye fakir yarattı? Gınası nihayetsiz. Gani kerimi göstersin diye. Anlamsın diye. Mesela sığır bu kadar aciz değil. Olduğu için sığırdır. Pek aciz olmayan taş topraktır. Onun için taş topraktır. Acizlik, fakirlik arttıkça mertebeni artıyor da ondan. Taş topraktan daha aciz kimdir? Bitkilerdir. Soğuktan, sıcaktan, hava şartlarından etkileniyor. Taş etkilenmiyor. Kar da olsa, sıcak da olsa hiç. Ama taştır. Biraz da acizlik, fakirliği artıyor bitkinin. Ama hayata sebebiyet olmuş. Hayat taşıyor. Görüyor musun? Acizliği arttıkça kalitesi yükseliyor. Daha biraz da aciz. Salih kimdir? Bitkiden? Hayvanlar. Bak, taşa bak. Bize göre hiç aciz değil. Hiç de fakir değil. Böyle talebi yok. Ama taş ve toprak. Biraz daha böyle aciz ve fakir. Yani aciz ve fakir olmak zannediliyor ki aciz ve fakir olmak içindir. Zengin olmak içindir. Zengin olmak. Peki, bitki aciz ve fakirdir. İhtiyacı var, taşa göre çok. Acizdir, doğa şartlarına tahammül az. Ama ne güzel, ama hayat var. Zengin. Ondan üstün, hey İbrahim. Daha aciz ve fakir kim? Hayvan. Ne söyledim abisi. Daha hayvan aciz ve fakirdir. Ama taşa, bitkiye göre acizlik, fakirlik yükseldi ama hayvan oldu. Hayvan olmasına sebep acizliği ve fakirliği artmasıyla olmuş. Sonra cinler aciz ve fakirdir. Sonra melekler aciz ve fakirdir. Melekler aciz ve fakirdir. İnsan seviyesine göre aciz. En aciz ve fakir
insandır, en camide budur, en zengin olmaya da bu şahestedir. En iyi Allah'ı gösterir. Hangisi gösterir? En aciz olan. Şöyle bir misal veriyor Üstad. Bir düşün, söylediğimi hayal ederseniz daha iyi anlarsınız. Nur mu Allah'a gösterir dahi? Hava mı, su mu, toprak mı? Hadi bakalım. Toprak. Toprak Allah'a daha iyi gösterir. Niçin abim? En kesif. En kesif, en cami olduğu için. Ama zahir mantığa göre ışık daha iyi Allah'a gösterir. Baksana ışık gösteriyor işte. Ha, demek ki acizlik aciz olmak için değil, fakirlik fakir olmak için değil, nihayetsiz kadir ve rahime iltica edip onunla beraber olmana vesile ve sebep olmuş. Onun sende tayin ve teşahhus etmesi içindir. Şu cümleyi de keseyim. Az ve fakrın şefaatçi olmasını nasıl anlıyorsunuz? Şefaatçi işte. Mesela diyelim ki bir iş yapacağım, yapamıyorum. Gerçi benim konuya girdiniz bugün de. He? Benim konuya girdiniz. Birinci sözü ben okuyacaktım da. Öyle mi? Tamam. Mesela bir iş yapacağım, yapamıyorum belediyede. Şefaatçi sokuyorum. Oluyor. Tamam. Aczi ve fakri şefaatçi yapıyoruz. Mesela iki büklüm oluyorsun. Allah'a karşı. Rahmetini daha celbediyorsun. Yani belediye başkanı ve ben, işim, üç tane. Mesela Allah, ben, ortadaki şefaatçim şu. Arada bulduğum torpil, ya, aciz. Onu reddedemiyor acizliğini ifade etmen. Allah reddetmiyor yani. Yani acizim ya Rabbi. Yeter ki ifade et onu. Şefaatçi yani. İki büklüm olmak. Hatta bazen bu noktada günahlar da devreye giriyor, işe yarıyor. Mesela bazı iyi şeyler senden sudur edince, ortaya yapınca insana böyle şeyler geliyor, koltuğu kabarıyor. Bayağı da mı falan diyorsun. Sonra o gurur kibirde ne kurtarıyor seni? Günahları. Nasıl kurtarıyor? Ya şu yaptığın var ya, şu yaptığın o geçmişteki o günahına bir denk gelsin de, o günahların denk gelince, şey hatırlayınca Murat, yaptığın şu iyilik hiç oluyor. Seni o yaptığın iyilikten, gurur ve kibirden kurtarıyor. Demek ki Allah kudretini istiyorsa şefaatçi lazım. Yani direkt alamıyorsun. Acizliği ona vesile ve zemin yapıyorsun. Nasıl ki cehalet ilme vesile olduğu gibi. Sen nasıl anlıyorsun onu söyle bakalım. Benim dersim yarın olacak abi şimdi. Merak ettim şimdi. Vahir davahım. Enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.